Şimdi ilk evvela Yeniköy'den buraya gelenler, arifler, şahinler gelmişler. İlk gün onlar konmuş, ondan sonra gelen konmuş ve köy bu kadar olmuş. Ha, ondan sonra işte bildiğimi söyleyeyim ben. İlk şey diyorlar, bu Hacı Yusuflar gelmiş yok, diyorlar. Yok. İlk evvela caminin olduğu yerde, o şey caminin mektebi var. Orada hocanın dedesinin evi yeri. He, bizim evmiş onlar. Yani hocanın dedesi kim? Hacı Yusuf Çavuş vardı. Ha, bunun dedesi. Ha, o Hüsnü Hoca'yla o arada da öteki arifler evler, yani Arap kilin evler kurmuş. İlk evvela onlar gelmiş. İlk oraya. Şahinler gelmiş. Yani ilk ölen şahinler. Gelen de Yeniköy'den. Şu Karabacan orada Yeniköy'den buraya gelmişler. Yeniköy neresi? Tam. Karabacak diyorlar şurada. Çelebi'nin bu tarafında. Karabacak köyü var. Karabacak köyü. Bizimkiler de oradan gelmiş. Karabacak, Hacı Yusuflu. Diye söylerler. Köprüden gelmezsiniz ki. Şahinler. Yani Tekin Aslanlar önceden aslanmış. Aslanlar bir de yiğitler amca çocukları. Şimdi Tekin Aslanlar der, daha önce sizlerin soy isminiz Tütoğlu'ydu. Tütoğlu. Ha, Tütoğlu. Sonra 34'te soy ismi gelince Tütü dediniz. Sonra dilekçe verdiler, Tekin Aslan oldu. Babam da diye söylüyor onu. Tütoğulları diye. O da Tütoğulları'nı o da söylüyor da. Nüfusta Dudoğulları diye geçiyor o. Yok. Doğru. Hüseyin nedir? Burada diyorlar. O Omar dedemin falan ismi hep Omar Aslan diye geçiyor. 40'lı yıllarda bu Kamçamcıların Sıddık gidip Tekin Aslan diye geçmiş. Yani o Tekin Aslan diye geçmiş. Peki bunlar amca çocukları diyorlar. Aslanlar, yiğitler ve şahinler. Valla orayı bilmiyorum. Şimdi esas benim bildiğim bu Hocagil Köprüköy'den gelme. Köprüköy'den. Mercanlar Köprüköy'den gelme. Köprüköy'den. Mercan bir ev zaten. Daha önceden soy ismi sizin de farklıymış herhalde. Yok. Hep mi Mercanlar? Mercanlar. Dedemin... Şimdi daha öncesi kadar. Ulaşlar var ya. Ulaşlardan Mercan isminde bir kadın Köprüköy'üne gelin olmuş. Ha, orada da kocası ölünce bunun dedesiyle Hacamet'le buraya gelmiş. Burada da o kadın Hacı Mamuoy'la evlenmiş. Deli Seyitkil'in Hacı Mamuoy'la. Ha, oradan anadan em uşakları oradan. Yılışlılarla. Yılışlılarla anadan em uşakları. Peki köyün birinci hanesi Hacı Yusuflar gözüküyor. Yok. Hacı Yusuflar sonra Karaganda'dan geldi diyorlar. Nüfusta öyle yok. Gözüküyor. O da başkan, Hacı Yusuflar'daki o Sıddık ya. Mustafa ki esas. O soyadı kanunu çıktığında o da muhtarmış. İlk numarayı onlara veriyorlar. Ama sonra da. Sıddık ya. Şimdi, o zaman muhtar olduğu için ilk haneyi kendi yazdı. Bak burada Gömüslük vardı. Bu şahinler bir şahini varmış adamın. Ava gelmiş. Şahin de geri tutamamış. Şahin peşi süre gelmiş. İfet Emre'nin o en üstünde sıradaşlar var ya. Oraya gelince görmüş diyor. Bura bir yurt olur. Daha burada bir şey yok. İlk evvela onlar yapmış. O sonradan gelenler, Karamuratlar sonradan gelme, öte sonradan gelme. İlk evvela gelen onlar. Toplanmış. İlk önce gelen şahinler, arifler mi diyorlar? Şimdiki şahinler bu. Şahinler, mendiller var. Mendiller, arifler var. Arifler var. Oradan ilk gelenler onlar. İlk gelen onlar. İlk yerleşim yeri o Hüsnü Hoca'nın caminin olduğu yer mi? Caminin olduğu yer. Hacı'nın başı. Caminin mektebinin yeri. Otur yok mektep var ya. Bunun dedesinin evinin yeri. Yusuf Çavuş'un. Şimdi bunlar Yusuf Çavuş. Arifler bir kabile. Mendiller de bir kabile. Yani iki, hepsi bir de oradan ayrılıyor. Sizin doğum tarihi kaç? Kim ben? Sizin doğum tarihiniz? Bizim doğum tarihim 1926. 1926. Yani şu an
köyde en yaşlı. 85. Hemen hemen de yaşlı. Ha, Yusuf, Hamdi de kalkamıyor. Hacı Gazi üçümüz. Sonra sonra Rüstem de sıkıntıdır. Sizler nereden gelmişsiniz Turgutlar? Bizler mi? Bizler şeyden... Türkmenistan'dan. O zaman şimdi kasabada 45 farklı soy isim var. Bunların hepsi farklı farklı yerlerden gelme. Her biri bir taraftı. Mesela şeyler şu çelikler şeyden geldi. Yelek'ten. Yelek'ten. Savcı Arap çelik falan da bunlar yanmış haklar. Halife'in var ya dişçi. Onlardan amca çocukları geçmiyor. O Yılışlar onlar Konya'dan mı? Yılışlar bilmiyorum oradan nereden geldiyse. Konya'dan şöyle diyorlar. Karamanlılar. Karamanlılar. Onlar kömürcüler. Ya kömürcü Hacı Yusuflar esas onun için de sen Sıddı Efendi dedin. Sıddı Efendi'nin dedesi babası Hacı Yusuf. Hacı Yusuf'un babası Mustafa Kaya. Mustafa Kaya. Şuradaki Çildaş onun mezarı. Hep mezarlık burada mıydı? İlk mezarlık burada. Başka bir yerde yok. Başka bir yerde mezarlık oldu. Şeyler, İlk mezarlık bu. Daha önce uzun mezarın olduğu yerde... Şimdi Ramazan mıydı? Ben orası... Şimdi uzun mezar dedik ya, onu öbür tarafına Eskören dedik. Bu tarafına Davullu dedik. O arada iki ev orada, onda hatta şöyle söyledi ki birisi... uzun mezar diyene uzun kızın mezarı demişler derdi. Yani şimdi orada Müslüman mezarı. Ankara Savaşı'ndan kalmış diyorlar Timur'un askerleri. Gari bilemiyorum. Daha önce. Gari oralarını bilemiyorum. Davullu bölgesinde daha önceden kalsın. Davullu Hacı Bekirlerin kapılı yerleri oraları. Önceden orada yaşamışlar. Kasımoğulları diye birileri yaşamış diyorlar orada. Kasımoğulları mı? Yani yok. Davullu bölgesinde. Orayı bilmiyorum da Yavralı derik. Orada Kasım'ın ne? Kubilcan'ın yeri var. Kasım'ın ne? Bizim tarlalar var orada. Peki bu Hüsnü Hoca'nın camisinin olduğu yere kaç yılında kurulmuş köy? Valla o kaç yılında kurulduğunu bilmiyorum. 1700'ler falan diyorlar. Bilmiyorum. Belki doğrudur. O şeyleri bilemiyorum. Köyün ilk şeyi peki cami 1867 yazıyor oradaki yapılış tarihini. Caminin ilk hocası bu fakılardan mı? Hemen hemen. Duysun onlar bir Hacı Efendi varmış. Onların da fakıların da aslı Selim Ağa'dan emşakları var. O milletvekili olduydu ya. Avunduklu oğlu. Onlar bunların akrabaları. Göçmenler gelmişler o mübadele yıllarında kaç 1930'larda mı 35'lerde mi? Evet. Kaçta geldi onlar? Daha önce gelenler Kuriboğul geldi. Şuradaki göçmenler. Bunları 51'de geldi bunlar. 51'de geldi. Bunlar 12 yıl buraya 51'de geldi. İkisi hiç burada yerleşmedi. Bursa'ya gitti. Ötekileri burada kaldı. İşte 58-60'larda. Hatta biz de tarlalarını aldık da Nurkağan'ın şeyler oldu. Köyün ilk muhtarı kim? Onu biliyor musunuz? Kim? Köyün ilk muhtarı diyorum. Daha önceden belediye olmadan önce muhtarlıkmış burası ya. Valla Ramazan Bey ilk olarak muhtarlık burada Hacı Yusuf'un Abidin Kağı'da. Abidin Kağı yaptı. Abidin Kağı 34 sene muhtarlık yapmış. O da yapmış. Yani bizim babamın dedesi tarafından muhafızın dedesi. O Kırkale'de Suat falan oluyordu. Onların kokuyor. Başka yok. İlk bir de Göce Kağı. Yani bu Ariflerden Göce Kağı varmış. O fakat hangisi? Evet. Göce Kağı. O Göce Kağı denilen adam ilktir bence. Belki. O ilktir. Belki. İsmi pek... İsmi de Göce Kağı dedi. Geçerli olmadığına göre Abidin Kağı. Hacı Yusuf. Daha sonra kimler var muhtarlık yapan? Belediye olana kadar. Valla şimdi benim bildiğim buraya okulun yaptığında Mahfup muhtarıdı. Çarşıya yapılan okuldu. Ondan sonra Hacı Yusuf... O okul ne zaman yapıldı? Köyde çarşıdaki okul. Vallahi okulun yapıldığı belki 28
29 o senelerde yapmış. O senelerde. O zaman 3 yılmış eğitim galiba. Yani. Şimdi ki biz yani Vahben Muhtar'dı ya, ondan sonra Hacı Yusuflar oldu. Hacı Yusuflar'dan iki evdi zaten, oradan oraya geliyordu. Sonra Kurtaydar oldu, Nurkağ oldu, ondan sonra çoğaldı gitti. Şey yaptı mı, bu Ziya Uğurlu yaptı mı? Yaptı, o da iki devre mahalle yaptı. Muhtarıydı. İşte mahalle muhtarıydı. Evet, mahalle muhtarıydı. O 70'lerde mi yaptı? Herhalde. Şeyde 80 ihtilalında Ziya Muhtar değil miydi? Bilemiyorum ki. Muhtardı, sebep şu. Biz bir Kırşehir'de hoca tamam Ziya yazdırdı Halil Hoca'ya müzik edince Ziya benim oğlum general deseydi hoca buraya geldi herhalde 80'lerdeydi. Şey diyorum ben Amerikalı bir tane araştırmacı dil tarihten bir hocayla hikayeler topluyorlar. O zaman muhtar 72 yılında Ziya Uğurlu'ymuş. Onun anlattığı iki hikayeyi kitabına yazmış. Ben o hikayeleri buldum. Turan abiye verdim. O zaman muhtar diye geçiyor. Yani 72 yılında muhtarmış. İki devre, mahalle muhtarıydı. Mahalle iki devre yani Ziya yaptı. Ondan sonra iki devrede bizim Sıddık. Sıddık aldı. Hacı Güneş de yaptı. Hacı Güneş de yaptı. İzzet de yaptı. Bu mahallede. Evet. İlk öyle belediye olunca ufaklarım Ali Şih muhtar oldu. Öyle belediye mi? Olmadan buraya yani Mehmet Efendi muhtarıydı. Koca reis Ali Şih Sadıkları Musa dede miydi? Onun üçü ilk. Ha, Musa dedenin muhtar olduğunu biliyorum. Doğru. Ha, onlar yaptı. İlk muhtar belediye. Belediye ilk muhtar. Köyün ilk öğretmeni kimdi buraya gelen? Yani o okul yapıldığında onu biliyor musunuz? Onu... O ilkin şeydi mi? Onu şimdi... Hayır efendim. Şaban efendim. Ali efendi. Üç tane. Yok. Mustafa. İlk öyle gelen Mustafa. Öğretmen. Her öğretmen. O zaman okul yokmuş. Hacı Haydarların bunun gecisinin babasının orada böyle bir odada öğretmenlik yaptı. Yani o zaman muallim diyordu. O gitti, Mahir Ulaş geldi. Mahir. Mahir çok kaldı burada. Hemen hemen 20 sene falan kaldı Mahir. Bizler hep onun gününde okuduk. Ondan sonra işte öğretmen... Şaban diye biri Şaban, var. Şaban Efendi geldi. Ali diye biri var. Ya şey... O... Ali neydi onun adı? Bilmiyorum soyadını da. Ali Şaben'den önce geldi herhalde. Ha, bilemiyorum da bu şeyde var kayıtlarda. Evet. Okuldaki kayıtlarda öğretmen sicil defteri var. Ben oradan biliyorum. Şimdi buranın... Tarihiyle falan bu sicilden... Ramazan Bey, buranın şimdi okulun ilk yapılması Karaağaçlı. Karaağaç köyü var orada. Bizim Abidinem'in karısı Akgül'ün emmisi Süleyman varmış, Süleyman Efendi yani Kamal'ın müdürüymüş o. Hı hı. Onun şimdi iki oğlu vardı, biri Mahmut, biri İksan, ikisi öldü de. Buraya yani Kamal'a 5 okul emir gelmiş, 5 okul emir. Buraya gelmiş müdür, yani memleketli ya, demiş ki mahvem de muhtarmış. Komşular demiş, 5 okul emir geldi, ben birini buraya getirdim. Şimdi evet kendiniz yaptıracağım ve sonunda iyi olur demiş. Köylü kendi kerpicini kesmiş, bilmem ne yapmış. Okul ilk öyle o yapıldı. Yani bu, o sebep oldu. Okulun buraya. Yeri tam şu an çarşının bulunduğu yerde mi? He? İlk okulun yeri diyorum, çarşının bulunduğu yer. Çarşının tam orta yeri. Atatürk Müslü'nün üst üste. Şu anki Atatürk Müslü'nün olduğu yer. Sizin, Mehmet Emin falan vardı, beraber okuduk biz onunla. Halil şeyin, Umar Emin'in kardeşi Halil vardı ya, onun oğlu Mehmet vardı, Mehmet'le beraber okuduk. Ha, Halil dedemin oğlu. Halil dede. İşte ondan sonra zaman geldi diyor, yolumuz tıkmıyor, bir memur geldi diyor. Dedi ki diyor, sizin bu köyün okulları ilk yapılan okullardan ne kadar memurunuz var dedi diyor. Memur yok. Bir tek... Şeyin, Arap Pekinoğlu
Haydar Hoca. Haydar Hoca vardı, he, rahmetli var. Biz deyince diyoruz. O da 36'da mı öğretmen olmuş, 39'da mı? Belki. Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nden mezun olmuş. Şimdi dedi ki diyor, yazlık olmuş bu köye de diyor. Şimdi en aşağı yer 60 euro memuruz olacağız demişti ilk yapılan okullardan. Yani geri kalmış memlekete okul. Ondan sonra şeye, şimdiki okulun yerine tarlacı mı yaptırdı onu? Ne? Bir halk evi. Öte geçeyim. He. Ha şimdi o... Bir halk evi vardı yanında. 42-43'lerde. Herhalde o senelerde. He, bilmiyorum ben de. Şimdi... yapıldığını. Üçler amca falan orada okumuş. Ha orada okudular. Babam şey diye anlatıyor. İlk 3 seneyi burada okuduk. 4. 5. sınıfı işte bizim oradaki yerde okuduk diyor. Çünkü şimdi o orada 45'li yıllara falan tekabül ediyor. Bir o okul yapıldı. Şimdi o okul bilmiyorum tabii her ne derece doğruysa da üstünün Barsilya'sını Asakya kendi yaptırdı. Yağmur yağınca olduğu gibi çöktü. Ondan sonra Demokrat Parti gelince seçimden sonra oraya yapıldı. O halk evi Kamçı Mehmet aldı orayı. Halk evi diye bir yer yapıldı. Halk evi vardı. Halk evi. Halk evi yapıldı. O da sonra devlet sattı. Sizin Kamçı Mehmet. Kamçı Mehmet amcanın. He. Onu aldı. Halk eviydi. Halk eviydi orayı. Üstü örtülmemişti. Ha, öyle kaldı canım. Biz orada çok oyun oynardık.